sabah 5:30. Bildiğiniz 5:30 etilerde evden çıkıyorum. Çok özel, çok zorlu da geçebilecek bir ekip çalışması olan bir çekime gidiyorum. Everest Maratonu'nun hazırlık videolarını ve fotoğraflarını çekeceğiz. Üzerimde mamut kıyafetim çünkü Everest'te tamamen bu markayı giyeceğim. Bugün onların farklı kombinasyonlarıyla çekimler yapacağız. Ta Kilyos'a böyle Karadeniz'e doğru gideceğiz. Epeyce bir yolumuz var. Trafik başlamadan yola çıkalım. Everest Maratonu dünyanın en zor, en yüksek ve en maceracı maratonu. Nasıl bir şey bekliyor? Biraz fikrim var ama aslında yok. 21 gün boyunca Nepal'de kalacağım. Çok yakında gidiyorum. Değişik bir heyecan var. Şimdi onun hazırlık aşamasını çekeceğiz. Ne gibi kıyafetler giyeceğimi gösterecek bir fotoğraf çekimi olacak. Kendi markam Fit 21'i bile giyemeyeceğim. Belki hani hava açıkken gündüz Mayıs ayı içinde gittiğim için biraz orada da bahar ayları olacak. Ama akşamları çok soğuk. -5, -10'lara gidiyor. Orası için çok korunaklı malzemeler götürmem gerekiyor. Söyleyeceğim mi? Hava buz gibi, bakmayın öyle güneşin gösterdiğini. Geçerken benim huyum değildir ama poğaça aldım. Sıcak sıcak fırından çıkmıştı. Burada çay demleyecekler bize. Ekip olarak hazırlanacağız. Karavanın içindeyiz. Bugün giyeceğim kıyafetleri valizde getirdim. Bunları giyeceğim bugün. Böyle açıyoruz. Kombinleri yapacağız. Bütün hepsi mamut. Cennet gibi değil mi burası? Bu işleri sevenler için. Burada çantalarım var. Bel çantası. Burada ayakkabılar farklı. Burada şortlar, pantolonlar, mont, tişörtler, sweatshirtler. Bunları giyeceğim. Üstündeki de var. Oraya da şimdi makyaj ve saç hazırlanıyor. Suyumu hep yanımda taşıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Nerede olursanız olun, çantanızda, çekmecenizde, ofisinizde, nereye giderseniz gidin suyunuz yanınızda olsun. Enerji veriyor ve tok tutuyor. Saçı at kuyruğu yapıyoruz. Saçı at kuyruğu. Evet. Şu öndekini alacağız. Tabii alacağız. Koşarken önümüze gelmesin. Saçımız bitti bile. Bir dakika sürmedi. Çok zorlandık. Çıkacağım. Yani gerçekten çok bir şeye ihtiyacınız yok. Cildim güzel değil mi? Evet, bak, güzel. Lütfen bak, ciltte hiç sivilce yok, bir şey yok güzel. Yani. Maşallah. İncecik. Maşallah. Fondötensiz bile çıkarım. Ben şöyle göstereyim. Ben minnacık rimel sürdüm. Gerçekten minnacık, böyle dokundurdum sadece. İşte doğal gölgeli bu kadar olur. Bu Everest'te giyeceğim ayakkabılardan biri. Onu giyiyorum. Renkleri çok güzel ve nasıl sert ayakkabılar. Çünkü ayağınızın, bileğinizin incinmemesi gerekiyor. Sert zeminlerde inerken, çıkarken, koşarken. Evet, o da tamam. Şu çamurları herhalde. Şimdi koşu sahnelerine geçiyoruz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çektik. Sis de gel baksanıza. Zaten sabahtan beri bu sisi bekliyorduk. Çünkü Everest Dağı genelde sisli oluyor. O havayı da yakalamış olduk. Poyraz olduğu için rüzgar bu Türk bayrağını doğru ay yıldız yönünde ayarlaması zor oldu çekimde. Ama bir şekilde hallettik. Kayaya yerleştirdik. Bir sefer elimde böyle tuttum. Ama böyle yukarıda ayakta durunca otursam bile aşağısı o kadar korkunç duruyor ki, uçurum olduğu için hissiyatı. Hele birazcık böyle yükseklik korkunuz varsa, ki benim eskiden çok yükseklik korkum vardı, şimdi biraz yendim.
bir hissiyatı şey böyle sanki düşecekmişsin gibi bir hissi var. Everest'te düşünemiyorum yani o hissi. Bak şu anda rüzgar tabii o taraftan çekince bayrağımız çok güzel dalgalanıyor. Ben kısa zaman sonra Everest'e gideceğim. O Nepal'e uçtuğum anda biliyorum ki çok başka bir enerjiye gireceğim. Şu anda bile bu çekimlerde heyecanlanıp sürekli böyle Allah'ıma şükrediyorum. Hep içimde tabii ekip anlamıyor ama içimde hep dua okuyorum. Dua ediyorum. Çok heyecanlıyım ya, çok heyecanlıyım. Çok başka bir duygu. Böyle içimde kıpırtıları var. Türk bayrağı da tabii ki bambaşka bir gurur. Çok anlamlı. Zirvedeyiz, çekimimizi yaptık. Kaç kıyafet herhalde bir 10 tane farklı kombin çektik bugün. Sabah 5'ten beri yollarda ve çekimdeyiz. Şu anda kaç oldu saat? 10-11 mi bilmiyorum ama burada bir 10 kişilik ekip olduk. Hem fotoğraf ekibi, hem video, hem saç, hem makyaj, hem çalıştığımız markalardan pazarlama ekipleri, yöneticiler. Çok çok güzel geçti. Sonuçları zaten göreceksiniz. Biz zirveden artık karavanımıza dönüş yoluna doğru geçiyoruz. Umarım anlarımı paylaştığım videomu beğenmişsinizdir. YouTube kanalım içinde bu Everest Maratonu'nun hazırlık aşamasının çekimlerinin çekim arkasını paylaştık sizinle. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve tabii kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sizi bekliyor olacağım. Siz de beni bekleyin ve YouTube kanalımda neler görmek istiyorsunuz? Beni haberdar edin lütfen.